Canlarım selam. 70 günde TET Matematik kampımızda geldik. 16. günün ikinci videosuna ve artık EBOB EKOK ünitesini de uğurluyoruz. Son dersimiz Efficionado testi ile EBOB Eko bitireceğiz arkadaşlar. Hemen 70 günde TYT Matematik Kampı video ders kitabından benimle beraber kamp programını açıyorsunuz. 16. gün 2. video EBOB Eko Efficionado testi sayfa 78-79. Bunu takip eden satırda da Efficionado testinin soru bankasındaki ödeviniz var. O da sayfa 86 ve 87. Önce buradan dinliyorsunuz. Notlarınızı alıyorsunuz. Sonra ödev kitabınızdan sayı... Ee, sayı ve basamakları nereden çıktı ya? EBOB Eko Efficionado testini bitiriyorsunuz ve EBOB EKOK ünitesine de noktayı koymuş oluyoruz. Bakın arkadaşlar. Bölme bölünebilme EBOB EKOK önemli bir eşikti. Bu eşiği atlamak da önemliydi. Uzun derslerdi, yorucu derslerdi, zor derslerdi. Atlatmanın keyfini yaşayabilirsiniz. EBOB EKOK artık sizin için bir problem olmaktan çıkacak bugünden sonra inşallah. Şimdi artık e, sorularımıza geçebiliriz. Şunu baştan uyarmak istiyorum. Bölüm bitirme testine göre şöyle bir tık daha zor sorulardan oluşuyor. Onu söyleyeyim. Yani hafiften böyle ıktan bir zor gireceğiz yani. Ama böyle aşırı zor değil tabii ki. ıktan. Birinci soruyla başlıyoruz. A pozitif tam sayısının asal çarpanlarına ayrılışı bu şekilde olmak üzere EA ifadesi bu asal çarpanlara ayrılmış halindeki sayının asallarının üstündeki sayıların ekoku olarak tanımlanıyormuş. Mesela bir örnek verelim. 36 sayısı için E36 yazmak istersek 36'nın asal çarpanlarına ayrılışı 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi olduğu için bu asal çarpanların üstündeki sayıların ekokunu alarak 3 ile 2'nin ekoku 6 olduğu için buraya 6 yazıyor. Anladık değil mi? Tanımlamayı anlamak önemliydi. Tanımlamayı anladıktan sonra gerisi gelecek şimdi. Gel gel. 11'in karesi 22'nin karesi 33'ün karesi. Bakın arkadaşlar 11'in karesi zaten 11'in karesi. Bunların ekoku, bunları önce asal çarpanlarına ayıracağız. Asal çarpanlarına ayırdıktan sonra kuvvetlerin ekokunu alacağız. Öncelikle bu sayıyı bir doğru düzgün bir yazalım. 11'in karesi artı 22'nin karesi de 11'in karesi çarpı 2'nin karesi. 33'ün karesi de 11'in karesi çarpı 3'ün karesi. Şimdi bak hepsinde bunda 11'in karesi 11'in karesi 11'in karesi ortak değil mi yavrular? O zaman o 11'in karesi parantezine alırsam bu 11'in karesi buradan gider. Burada 1 kalır. Bu 11'in karesi buradan gider. 4 kalır. Bu 11'in karesi buradan gider. 9 kalır. Çok güzel. O zaman bunu düzenlersem 11'in karesi çarpı 4 e, 9 daha 13 1 daha 14. 14'ü de 2 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 diye yazarım. Şimdi sayıyı asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yazdıysam artık e e 11'in karesi artı 22'nin karesi artı 33'ün karesi E bu oluyor. Bu ne demek? Bu 2, 1, 1 sayılarının ekoku demek. E bunlar 2, 1'in ve diğer 1'in katı olduğu için bunların ekoku zaten direktman 2 yapar. Doğru cevabımız B olacak. Tamam. Birinci cevabı B. Güzel bir şekilde hallettik. İçinden geçtik sorunun. 2'ye geliyoruz. Yine güzel bir soru bakın. Dikkatli okumak lazım. Diyor ki bir dikkatli oku bak gebertirim. Bir spor mağazasında <laughs> pardon. Bir spor mağazası mağaza vitrinine yarı çap uzunlukları 4 santim, 5 santim ve 7 santim olan daire şeklindeki çıkartmaların içlerine yarı çap uzunluklarıyla orantılı olacak şekilde indirim yüzdelerini yazarak birbirine teğet olacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırıyor. Hmm, tamam. Çıkartmalar yapıştırıldığında en sağdaki çıkartma ile vitrinin sağ tarafı arasındaki mesafe sırasıyla 4 santim, 6 santim ve 10 santim boşluk kalıyormuş. Vitrinin genişliği 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 3 metreden az olduğuna göre yarıçap uzunluğu 7 santim olan çıkartmalardan kaç tane kullanılmıştır diye soruyor. Şimdi hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu en küçüğün yarıçapı 4. O zaman bunun çapı 8 değil mi? Her bir dairenin şöyle yani her bir sticker'ın buradaki çapı 8 çünkü yarı çapı 4. Bir aşağıya bakıyorum bunların her birinin yarı çapı 5 o zaman çapı 10 yani her bir sticker'ın genişliği 10. En alttakinde de her birinin yarı çapı 7 o zaman çapı 14 yani her bir sticker'ın genişliği 14 şimdi birinci sırada yani çapı 8 genişliği 8 santim olan sticker'lardan kaç tane kullanılmış olsun at x tane o zaman her biri 8 genişliğine sahip olduğu için 8x bir de boşluk var 8x artı 4. İkinci satıra gelelim. İkinci satırda her birinin genişliği 10 olan stickerlardan y tane kullanalım. O zaman 10 y. Bir de boşluk var 10 y artı 6. Üçüncü satıra geldiğimizde her birinin genişliği 14 santim olan stickerlardan z tane kullanalım. O zaman 14 z. Bir de boşluk var artı 10. Yavrular canlar ciğerler. Ben bu Vitrinin genişliğine A dersem bu A buradaki 3 tane sayının 3'üne de eşit olmaz mı? A buna da eşit arkadaşlar. Aynı zamanda buna da eşit çünkü bu da genişlik. Aynı zamanda buna da eşit çünkü bu da genişlik. Yani A buradaki sayıların hepsine eşit olmuş oluyor. Bu soru tarzını hatırladın mı? Hatırla hemen Ebepeko'nun birinci dersinin sonunda yapmıştık. Hatta small, large, small, medium, large sorular demiştim. Small'u medium'u large'ı bu medium'undan işte. Sayı ekleyince çıkıyor direkt. Bak buna 4 ekleyelim. E buna da 4 ekleyelim. Buna da 4 ekleyelim. A'ya da 4 ekleyelim. O zaman ne oldu yavrular? A ile 4'ün toplamı yani A artı 4. 8x artı 8. Yani 8'in bir katı oldu. 10y artı 10. Yani 10'un bir katı oldu. 14z artı 14. Yani 14'ün bir katı oldu. Hem 8'in hem 10'un hem de 14'ün katı. O zaman bunların ekokunun da katı olmak zorunda. Gel hemen 8, 10 ve 14 sayılarında ne kokunu bulalım? 8 2'nin kübü demek. 10 2 kere 5 demek. 14 de 2 kere 7 demek. Şimdi 2 üzeri 3 var. 2 var 2 var. 2 üzeri 3 alacağım. 5 var 5 yok 5 yok o zaman 5'i alacağım 7 var 7 yok 7 yok o zaman 7'yi de alacağım kaç geldi arkadaşlar ekokumuz ee, şöyle yapalım bakın 2 ile 5'i çarpalım 10 burada 2'nin karesi kalsın 4 4 kere 7 28 10 çarpı 28'den 280 demek ki a artı 4 toplamı 280 sayısının bir katı olmak zorunda bize ne diyor bu vitrinin genişliği 3 metreden 3 metre ne demek 300 santim demek. 300 santimden az. O zaman zaten bu K'ya 2 veremeyiz. Verince 560 santim yapar. 3 metreyi çok geçer. K yerine 1 verirsek A artı 4 280 olur. Ama bize A'yı soruyor değil mi? Vitrinin genişliğini soruyor. Hatta vitrinin genişliğini sormuyor 7 santim olan çıkartmalardan kaç tane kullanılmıştır diyor Ama ben vitrinin genişliğini bulayım ki sonra 14 santimlik genişliklerden kaç tane bulunduğunu hesaplayayım K yerine 1 yazarsam A artı 4 eşittir 280 yapar 4'ü karşı tarafa atarsam A eşittir 276 yapar bak şimdi A'mız 276. Şimdi 14'lüklerden ne kadar kullandık diye düşünüyoruz. Şuradaki 10 santimi de atalım. O zaman şu sadece 14'lüklerden 266'lık yer kaplarız. 266'yı 14'e böldüğümüz anda çıkan sayı bize yarı çapı 7 santim olan stikerlerden kaç tane kullandığımızı verecek zaten. Değil mi? 276 tamamı 10 santim payı çıkarttım. Bu 14'lerden Kaç tane olsun ki 266 etsin? 26'da bir kere var. Bir kere 14, 14 yaptı. Burası 12 yaptı, 126. Ee, 9 kere olsa, 9 kere 4, 36, 3, 126. Yani 19 tane kullanılmıştır. Doğru cevabımız B şıkkı olarak bulunacak. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde sorumuzu da çözmüş oluyoruz canlarım. Tamam mı? Peki hadi bakalım. İkinci soruyu da böylece hallettik. Güzel bir soru. Yıldızlayacağım sorulardan bir tanesi. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Soru 3. Şimdi diyor ki A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere 2 üzeri A çarpı 15 üzeri B sayısıyla 10 üzeri C sayısının EBOB'u 2 üzeri A çarpı 5 üzeri C'ymiş. Tamam. A, B, C sayılarının doğru sıralanışı. Bak. 2 üzeri A çarpı 15 üzeri b'yi 3 üzeri b çarpı 5 üzeri b diye yazalım. Buradaki 10 üzeri c'yi 5 üzeri c çarpı 2 üzeri c diye yazalım. Bu iki sayının EBO'bu 2 üzeri a çarpı 5 üzeri c oluyormuş. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. 2 üzeri a 2 üzeri c. Ortak olanlar 2 üzeri a 2 üzeri c. Biz EKOK'a Pardon EBOB'muş. EBOB'a kaçı almışız? 2 üzeri A'yı almışız. Biz ortak olanlarda EBOB'a büyük olanı mı alıyorduk? Küçük olanı mı alıyorduk? EBOB'a büyük olanı şey küçük olanı alıyorduk. Ortakların küçüğünü. EKOK'a büyük olanı kat aldığımız için. O yüzden arkadaşlar buradaki A'nın C'den küçük olması lazım. Küçük olanı almış olmamız için. Demek ki a küçüktür. C güzel. Şimdi buradaki 5 üzeri b'ye bakıyorum, 5 üzeri c'ye bakıyorum, 5 üzeri c'ye almışım. Demek ki c'nin b'den küçük olması lazım. C küçük b. Yani burada daha az 5 olması lazım. O yüzden c'nin daha küçük olması lazım. E o zaman a c'den, c'de b'den küçük olduğuna göre a küçüktür, c küçüktür, b sıralamasını sağlaması gerekiyor. O da b şıkkında. Mevcut. Üçüncü sorumuzun cevabı B. Bence bu da tatlı güzel bir soru. Ee, i̇lk 5 soruda AYT'nin ilk 5 sorusunda karşımıza çıkabilme ihtimali var. Geldim şimdi dördüncü soruya. Ne diyorsun bize? Şimdi şöyle yapalım biraz. Aşağıda eşit bölmelere ayrılmış 3 farklı zaman ayar düğmesi gösterilmiştir. Ayar oku. Bu ok yönünde böyle dönüyor. Şekilde gösterilen oklar yönünde dönen düğmelerin bir tam tur dönme süreleri soldan sağ sırasıyla 36 saniye, evet, 72 saniye, evet, 96 saniye. Güzel. Buna göre, şekildeki konumdayken dönmeye başlayan ayar düğmelerinin üzerinde kırmızı ile gösterilen sayılar en az kaç saniye sonra kesikli çizgi şu kırmızı çizgi boyunca aynı sıra üzerinde bulunurlar diyor. Bak şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu dördün en az kaç saniye diyor ya. Bu dört zaten kesikli çizginin üzerinde. Şimdi bu her 36 saniyede aynı yere geleceği için sorun yok. Ama az saniye diyor ya en az kaç saniye. Bu 36'nın yarısında dönse. Yani 18 saniye dönse zaten bu 4 buraya gelir. Bir 18'de daha buraya gelir. Bir 18'de buraya gelir. Bir 18'de buraya gelir. Yani 18 saniyelik periyotlarda hep kırmızı çizginin üzerinde kalıyor. O yüzden 36'yı değil 18'i alalım ki daha az saniye geçsin. Peki bu 18 saniyeden acaba kaç tane bilmiyorum. X tane. O zaman buradan 18 X saniye geçti. Tamam. Geldim şimdi ikincisine. Bu bak bu da buradaki ayar okundaki 10 da kesikli çizginin üzerinde duruyor zaten problem yok şimdi 72 saniyede bir zaten bu 10 burada duracak ama e, bu yarım turda dönse 10 buraya gelir yarım tur dönsün daha az zaman geçer ne güzel işte 36 saniyede buraya gelir 72'nin yarısı 36 daha buraya 36 daha buraya 36 daha buraya peki bu 36'lardan kaç tane var bilmiyorum y tane olsun o zaman 36 y saniye geçti buradan. Şimdi geldim sonuncusuna. Asıl kritik mevzu sonuncusunda. Bak sonuncusunda bir burada duruyor. Ama kesikli çizgiye gelmesi lazım. Çeyrek tur attığı zaman kesikli çizgiye gelir. Çeyrek tur ne demek? 96'nın çeyreği. Yani 4'te biri ne demek arkadaşlar? 96'nın 4'te biri 24 saniye demek. Ama bakın 24 saniyede buraya geldi. Bir tane 24'te. iki tane 24'te buraya geldi. 3 tane 24 de buraya geldi. 4 tane 24 de buraya geldi. 5 tane 24 de buraya. 7 tane de buraya. 9 tane de buraya. 11 tane de buraya. Yani 24 saniyelik periyotlarda Z tane olursa bu 24 Z saniyede kesikli çizgiye gelir. Ama bu Z'nin tek sayı olması lazım. Çünkü Z çift sayı olursa örneğin 2 olursa 48 saniye bu birin buraya gelmesi demek o da kesikli çizginin üstünde olmaması demek. Yani 96 saniyede bir turunu tamamlayan 3. ayar oku düğmesi 24z'nin z'nin tek sayı olduğu durumlarda geçen saniyede kesikli çizginin üzerine geliyor. Bunu da dikkat etmemiz lazım. Peki o zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki. Bu e, toplamda hepsinin aynı anda kesikli çizgi üzerine geldiği süre A saniye olsun. Bu 18x'e eşit. Aynı zamanda 36y'ye eşit. Aynı zamanda 24z'ye eşit. Arkadaşlar 18, 36 ve 24 72'de birleşirler en az. E zaten en az saniye soruyor. Peki 72 olması için... X'e 4 veririz. Problem yok. Y'ye 2 veririz. Problem yok. Z'ye inşallah tek veririz. Çünkü tek vermemiz gerekiyor. 24 Z'nin 72 yapması için Z'ye de 3 veririz. Oh, oh, mis gibi. Evet canlarım oldu. Problem yok. Hiçbir sorun yok. Şimdi o zaman ne olacak? A sayısı 72'nin bir katı olacak. Sağladı çünkü Z'nin 3 olma durumunda. E bize en az diye soruyor. E K yerine 1 yazarız. K yerine 1 yazarsak A sayısı 72 saniye en az olur. Cevabımız da aşık. İsterseniz deneyebilirsiniz. 72 saniyede o bütün kırmızıların o kesikli kırmızı çizgi boyunca aynı izada olduğunu kendi gözlerinizle de göreceksiniz. Dedim ve dördüncü soruyu bitirdim. Geçtim beşinci soruya. 2022 AYT çıkmış sorusu. Faktöriyelli bir EBOB ECOG sorusu. Daha doğrusu ECOG sorusu. ECOG -E AB ifadesinin değeri. Arkadaşlar böyle çok çirkin. Bunları acilen ama acilen çarpım durumuna getirmemiz lazım. Böyle EKOK EBOB bulamayız. EKOK -E bulmak çarpanlardan geçiyor. Çarpanları ayırmak lazım. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazdık artı 6 faktöriyel eşittir. 6 faktöriyel parantezini alırsam burada 7 kalır 6 faktöriyel parantezinde. Burada da 1 kalır. 7 ile 1'i toplayınca da kaç yapar? 8 yapar. Yani 6 faktöriyel çarpı 8. Güzel. Şimdi B sayısına gelelim. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 faktöriyel diye yazdım. Eksi 7 faktöriyel dedim. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bunu da aslında şöyle öyle düşünebilirdiniz. 7 tane 6 faktöriyele bir tane 6 faktöriyel eklerseniz 8 tane 6 faktöriyel olur. 8 tane 7 faktöriyel bir tane 7 faktöriyel çıkartırsanız 7 tane 7 faktöriyel olur. Peki şimdi bak. Bu 6 çarpı 8 faktöriyeli 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 diye yazalım. Bunu da 7 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyelde yazalım. Bunların ekokunu arıyoruz. Bir kere buradaki 6 faktöriyelle 6 faktöriyel ortak ya bunlardan bir tanesini ekoka kesinlikle alacağız. Burada 7 7 kaldı. Burada bir tane 7. Burada iki tane 7 var. O zaman iki tane 7'yi alacağız. Burada 8 var. Burada yok. O zaman buradaki 8'i de alacağız. Bakın zaten buradaki 8 7 ve 6 faktöriyel 8 faktöriyel yapıyor. E yanında da 7 var. O zaman ekokumuz 8 faktöriyel çarpı 7 ya da 7 çarpı 8 faktöriyel olacak. Tamam mı? Güzel. Hey gidi faktöriyel. Faktöriyel günlerinde ne mutluymuşuz değil mi? Öyle 4. günler, 3. günler. Valla takılıyormuşuz öyle. Keyifli keyifli takılıyormuşuz. Neyse arkadaşlar bugünlerimize de şükür ya boş verin ya. Bakın oturmuşuz ağız tadıyla. Ben o kadar mutluyum ki size ders anlattığım için o kadar mutluyum ki çok çok huzurluyum, çok keyifliyim. Siz de keyifli olun. Yani evet hani hocam matematiği neyinden keyif alacağım böyle demeyin. Gözünüzü seveyim ya. Böyle deyince ben aşırı şekilde düşüyorum arkadaşlar. Bakın evet matematik çok keyifli bir şey olmayabilir ama bu işten keyif almaya başladığınız zaman asıl başarılı oluyorsunuz. Bak buna emin olun. Keyif almadan matematik öğrenebilir misiniz? Öğrenebilirsiniz. Ama matematiği öğrenmek değil, yapabilmenin koşulu matematiği sevmektir. Matematiği yapabiliyorum diyen öğrenci matematiği bir yerinden sevmeli. Ya sevilmeyecek bir şey değil. Sadece ve sadece ön yargılarınızı kırmanız lazım. Ben böyle diyorum siz yine e, matematik kitabı görünce ıı, ıı, falan ben yine sizi takdir ediyorum ya. Ben e, yani siz çalışıyorsunuz. Bakın buradasınız şu anda bu videoyu izliyorsanız bu işe bu önem verdiğinizi gösterir. Ben oho sizin yaşınızdayken e, yani çalışmamak dışında ne gerekiyorsa yapıyordum. Gerekiyorsa öğlenin birinde uyuyordum evde ama yine de çalışmamayı seçiyordum ya. Uykum olmamasına rağmen masanın başına oturunca uykum geliyordu ya. Ne günlerdi be. Sonra dönemin sonuna doğru. Artık yılın sonuna doğru çalışmam gerektiğini idrak ettim dedim abi bu böyle olmayacak biz çalışmazsak kötü patlayacağız. O da biraz çalıştık bir şeyler yaptık ee, ama mesela pişmanım böyle anlatıyorum böyle artı artısı ama keşke e, gerçi şu anda bulunduğum yerden sizlere ders anlatıyor olmaktan mesleğimden e, mesleğimde herhangi bir noktaya geldim mi hani. Bilmiyorum ama hani geldiğim noktadan memnunum. Böyle bir yere geldiğimi düşünmüyorum böyle. Ben şöyle oldum böyle oldum demiyorum. Ama geldiğim noktadan da memnunum. Bir sürü öğrencim var. Yüz binlerce öğrenciye hitap edebiliyorum. Sizlere ders anlatabiliyorum. Faydalı olabiliyorum. Sizlere sesimi duyurabiliyorum. Sizlerle konuşabiliyorum, dertleşebiliyorum. Bu benim için böyle pal biçilemez gerçekten. Ee, ama... Ee, bilmiyorum. Potansiyelimin sonunu görmek de isterdim. O yüzden bakın... Hani ben sizin için iyi bir örneğim. Ee, hani yanlış anlamayın beni. Ben mesleğimde iyi olduğumu düşünmüyorum ama e, yani kötü de değilim. Mesleğimde fena bir noktada değilim. Hani öyle söyleyeyim. Ee, yani kariyer olarak başarısız bir öğretmen sayılmam diye düşünüyorum. Ama ona rağmen, bak ta kaç sene öncesi ben işte 2009 yılında falan e, hazırlandım sınava. Ta 2009 yılındaki şey aklıma geliyor benim. 2009 yılında keşke biraz daha çalışsaydım diyorum. Kariyerim bu noktaya getirmiş olmama rağmen işte öğretmen olmuşum, kitaplar yazmışım, dediğim gibi bir sürü öğrencim var. Buna rağmen hep böyle aklımın bir köşesinde düşünsene. Sen de eğer potansiyelinin tepesine çıkmak için elinden geleni yapmazsan ki ben hiçbir şey yapmadım, keşke yapsaydım diyorum. Sen elinden geleni ardına koyarsan o zaman ...ne olursa olsun... ...nasıl bir kariyere gelirsen gel... ...nasıl bir noktaya ulaşırsan ulaş... ...hep kafanın içinde bir ukde olarak kalıyor... Ben ...çalışsaydım olur muydu mesela... ...ben şimdi düşünüyorum... ...acaba çalışsaydım böyle Türkiye'de derece derece yapar mıydım acaba... ...benim sıralamam çalışmama göre gerçekten çok iyiydi... ...ama e, acaba mesela ilk bine girer miydim... İlk iki bine girer miydim... ...öyle bir kapasiten var mıydı... İşte siz bunu var mıydı? Yok. Olmak zorunda değil bu arada. Herkes ilk bine girmek zorunda değil. Yani zaten 3 milyon kişi ilk bine giremez. Matematiksel olarak mümkün değil. Ama ilk bine girmeseniz bile potansiyeliniz neyse onun tepesine çıkmak için elinizden geleni yaparsanız her zaman mutlu olursunuz. Ben her zaman bunu söylüyorum. Sınavı kazanmak çok göreceli bir şeydir arkadaşlar. Yani başarılı olmak görecelidir. Şu örneği veriyorum. Vatandaş 100 bininciyle ile alan yeri yere girmek için oraya kazanmak için hedef koyar. 99.999 99, 99, 99. olursa o onun için bir başarıdır. 100 bine hedef koymuşsa 99.999 onun için bir başarıdır. Ama bine hedef koymuşsam ve bin birinci olmuşsam bu benim için benim özelimde bir başarısızlıktır. Yani kişiye özel bir başarısızlıktır. Dolayısıyla burada başarılı olmak, başarısız olmak, kazanmak, kaybetmek, girmek çıkmak bunların hepsi arkadaşlar göreceli kavramlar. Burada temel kriter şu sen üstüne düşeni sen sorumluluğunu yerine getirebiliyor musun? Ben zamanında getiremedim, getirmedim daha doğrusu, getiremedim demeyeyim. Getirmek için fırsatım da vardı elimde. Ee, yani benim zamanımda da farklı olumsuzluklar vardı ama ben bütün olumsuzlukları aşıp bunları yapabilirdim. Bunlar benim için bir bahane olmamalıydı ama ben o zaman başaramadım. Benimki başarısızlık. İşte sen de elinden geleni fazlasıyla yaparsan, yani ben üzerime düşeni yaptım vicdan rahatlığıyla seneye Temmuz'da Haziran'da sınava girersen işte o zaman sonuç ne olursa olsun kalbin için kafan beynin rahat olacak. Ama üzerine düşeni yapma noktasında kafanda bir şüphe olursa ben daha iyisini yapabilirdim ama yapmadım. Ne uğruna? Film izlemek uğruna, dizi izlemek uğruna, yatıp uyumak uğruna, dışarı çıkmak uğruna, gezmek tozmak uğruna, başka işlerle uğraşmak uğruna. Ben yapabileceğim kadarını yapmadım. Daha fazlasını yapabilirdim ama yapmadım diyorsan işte o sadece bir sene değil yıllarca içinde kalıyor. O yüzden hani diyorlar ya bütün bir ömür boyunca pişman olmamak için şimdiden bunun bedelini ödemek lazım. Öyle bir söz vardı. Başarılı olmanın bedelini ödemeyenler bütün hayatları boyunca başarısız olmanın bedelini öderler demiş. Yani biraz ağır bir laf aslında. Yani yani çok ağır. Çok ağır ama bir yerde de haklılık payı var. Ben buna başarısızlık demiyorum dediğim gibi. Ben siz ne olursanız olun kabulüm arkadaşlar. Yani matematik noktasında A noktasından B noktasına getirdiğiniz nokta ne olursa olsun kabulüm. Yeter ki üzerinize düşeni yapın ve hakkını verin. Hakkını verin. Ne kadar oluyorsa o kadar olsun. Ben kabulüm. Siz de zaten kabul edeceksiniz. Tamam mı canlarım? Kurban olsun hocam size. Hadi bakalım. Şimdi güzel bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Of yandım ya. Şu klimayı açayım dur. 24. Evet. A ve B e, diyor. Birer pozitif diyor, sayı diyor, tam diyor, olmak üzere diyor. Sayıları veriliyor. Bu sayılardan seçilen iki sayının ebobu x'miş. Bu sayılardan seçilen kalan iki sayının ekoku da y'ymiş. Bak 4 sayı var. İkisinin ebobu x, ikisinin ebobu y. a bölü b 3 bölü 2'ymiş. y bölü x'in en büyük değeri 144'müş Buna göre ebobu hesaplanan sayıların toplamı kaçtır? Oldukça zor bir soru. Kesinlikle kolay molay değil yani oldukça zor bir soru. Şimdi içinden çıkmaya çalışalım. Şimdi bana verdiği bilgi A bölü B'nin 3 bölü 2 olduğu. O zaman ben A yerine 3'ün bir katını verirsem B yerine de 2'nin bir katını vermem gerekiyor. Haklı mıyım burada haksız mıyım? <laughs> Bence haklıyım tamam. Şimdi o zaman sayıları bir yazalım. A çarpı B yani 6K kare A eksi B 3K eksi 2K'dan K A kare çarpı B. Şimdi A kare dediğimiz şey 9K kare. Bak A kare dediğimiz şey 9K kare. E, B dediğimiz şey de 2K. O zaman 9 kere 2 18. K kare çarpı K'da K küp. O zaman 18K küp yazacağım. 18K küp. K Şimdi A çarpı B kare. A dediğim şey 3K. B dediğim şey 2K. Karesi 4K kare. 4 kere 3 12K çarpı K K küp. K çarpı K kare K küp. Yani 12 K küp. K kabüs. Evet devam edelim. Ee, şimdi 4 tane sayımız var. Arkadaşlar bakın buradan rastgele 2 sayı seçtiğimizde e EBOB'larına X diyeceğiz. Geri kalan iki sayının ekoklarına da y diyeceğiz. Bize y bölü x'in en büyük değerini vermiş. O zaman y'nin y'nin en büyük değeri en büyük değeri yani y'nin maksimum değeri bölü x'in yani eko eboblarının en küçük değerinin bölümünü aslında bize bu oranı 144 olarak vermiş. Peki İlk istediğimiz şey buradaki herhangi iki sayının ebobuydu ya. Bu herhangi iki sayının ebobunun en küçük olduğu durumu duruma bir bakalım. Şimdi ebobun en küçük olabilmesi için sayıların olabildiğince küçük seçilmesi lazım, değil mi? Sayılar ne kadar büyürse ebobları da o kadar büyür. Mesela 3 ile 4'ün 3 ile mesela 3 e, 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 şöyle yapalım 5 ile kat bir sayı seçmemeye çalışıyorum arkadaşlar ya. Özür dilerim. Ee, mesela 6 ile 21. Şimdi 6 ile 21 sayılarının EBOB'u 3'tür. Yani 6 ve 21 ne kadar büyük ki EBOB'ları o kadar büyük olacak. Ama bunların yanına bir sıfır at. 60 ile 210. Artık bu kafadan 30'dur yani EBOB'ları. Dolayısıyla sayıları ne kadar küçük seçerseniz EBOB'larını da o kadar küçük seçmiş seçmiş olursunuz. Bu her zaman geçerli değil aslında. Yani 6 ile 21'in EBOB'ları 3'tür. Ama mesela e atıyorum 47 ile 89 sayılarının EBOB'ları 1'dir. Sayılar büyük olmasına rağmen EBOB küçük de çıkabilir. Ama burada bu böyle değil işte. Burada istisna var. Çünkü buradaki sayıların hepsinde zaten bir ortak kat var. Bunlar böyle aralarında asal sayılar değil. Belli hepsinde k var. Hatta bazılarında k kareler, k küpler ortak. Tamam mı? O yüzden burada EBOB'un en küçük olduğu durumda bu sayı ikililerini de küçük seçeceksiniz. O zaman bir kere bir tanesine K'yı mecbur alacağım. Çünkü K buradaki en küçük sayı. E diğer sayı da 6K kare olacak. Yani en küçük iki sayı burada gördüğünüz gibi 6K kare ile K. Demek ki 6K kare ve K sayılarının arkadaşlar EBOB'u X olacakmış. Yazıyorum hemen. EBOB, 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 EBOB 6K kare K. Bunun cevabı x oluyor. E, geri kalan iki sayının da ekokuna y dedik. O zaman ekok 18k küp ve 12k küp. Zaten bu da güzel oldu. Y'nin de en büyük değeri için sayıları en büyük seçmiş olduk. Ekokun en büyük değeri için. Buna da y demiş olduk. Şimdi 6k kare ve k. Arkadaşlar bunların ortak çarpanlarını daha doğrusu ortak bölenlerinin bir tane k olduğu belli zaten. Yani bu x'in k olduğunu bulduk. 6k ile k'nın ekoku k. Buraya bakalım. 18 ile 12'nin ekoku. 18 ile 12 36'da birleşirler. O zaman 36 k küple k küpün ekoku da k küp. Çünkü aynı sayıların ekoku kendileridir. 18 ile 18'in ekoku 18'dir gibi düşünebilirsiniz. Peki, o zaman bunları böleceğiz. Neyi böleceğiz? Y'yi yani 36k küpü x'e. Yani k'ya bölünce 144'ü elde etmiş oluyoruz. Bununla bunu sadeleştirdim. K kare kaldı. 36 ile 144'ü sadeleştirince 4 kaldı. K kare 4 ise K buradan 2 yapar. Hocam K'nın eksi 2 değerini niye yuttunuz? Çünkü arkadaşlar baktığınız gördüğünüz gibi A ve B pozitif tam sayılar diyor. O yüzden biz K'yı eksi 2 Alamayız. K'yı 2 almam gerekiyormuş. O zaman EBOB'a hesaplanan sayıların toplamı. EBOB'a hesaplanan bir sayı 6K kare. K 2 ise 6 çarpı 2'nin karesi artı diğer sayıda K yani 2 olacak. E, 6 kere 4 24 2 daha 26 doğru cevabımız A. Bu soru kolay bir soru değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani e, karşımıza çıkarsa, vay be güzel soru sormuşlar diyebileceğimiz sorulardan EBOB EKOK'un içerisinde EBOB EKOK bulmanın içerisine ne kadar çok bilinmeyen girerse soru o kadar zorlaşır. 7 ile devam ediyorum. Hadi bakalım böyle yeni nesil tarzı böyle yine bir soru. Böyle bir tanımlamalı manımlamalı. 4 basamaklı KLMN pozitif tam sayısı için bir modelleme yapılıyormuş. Neymiş bu? KLMN eşittir RS. R bu 4 basamaklı sayının binler ve yüzler basamağının ekoku. Bu S de e, onlar ve birler basamağının ebobu. Tamam. Örneğin örneğin 2364 modellemesinde 23 şu alalım. 2 ile 3'ün ekoku 6 demek ki R6. 6 ile 4'ün ebobu 2 demek ki S'de 2. Önce ekoku sonra ebobu yazarak iki basamaklı 62 sayısını oluşturuyor. Demek ki bunun cevabı 62'dir diyor. Anladınız mı olayı? Güzel. O zaman 4 basamaklı rakamları farklı bu sayının cevabı 302 ise A artı B toplamı kaçtır? Şimdi o zaman şöyle yapmamız gerekiyor. A5 sayısına baktığımız zaman A5 sayısının ekoku önce ekoku alıyoruz. Bunun cevabı 3 olamaz. Çünkü öbürü 0 2 olmuş olur. 30 olması gerekiyor. Bunun cevabı 30. Peki ebob ne neyin ebobu? B ile 4'ün ebobu. B ile 4'ün çünkü bak öyle alıyor ya. M ile n'nin ebobu. Yani B ile 4'ün ebobu. Bu da neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Güzel. Şimdi 5 ile bir sayının ekokunu aldığımız zaman cevap 30 çıkacak. Şimdi 30 dediğimiz sayıda zaten 5 çarpı 3 çarpı 2 var. 5'te 3 çarpı 2 yok, mecburen buradan gelecek. Yani a sayısı 6 ya da 6'nın başka bir katı olacak. Ama ee, a bir rakam, dolayısıyla 6 olabilir demek ki a yerine 6 yazdık. Geldik buraya. B ile 4'ün e ebobu 2 olacaksa, mesela bakın b 2 olabilir. 2 ile 4'ün e ebobu 2'dir. Mesela 6 olabilir mi B? 6 da olur aslında ama rakamları farklı dediği için 6 seçemeyiz. Peki 8 seçersek? Hayır 8 ile 4'ün ebobu 8 olur. 9 seçersek zaten olmaz. Demek ki B'nin de kaç olması lazımmış? 2. A ile B'nin toplamı da 8 yapacak. Doğru cevabımız da cevizli seçeneği olmuş olacak e, 7. sorumuzda. Tamam mı? Haydi bakalım güzel iki sorumuz kaldı bir tanesi bu bu zaten çok basit bir soru arkadaşlar bakın beni güzel net bir şekilde dinlediğiniz zaman soru direkt çıkacak zaten. Hira aslı öğretmenin verdiği ödevi iki farklı boyuttaki kağıtlara hazırlamıştır. Hira ödevi için iki tane aynı ölçüde karton hazırlıyor. Bu kartonlardan birini sadece birinci kağıtla, ikincisini de sadece ikinci kağıtla kaplamayı planlıyor. Her iki durumda da kartonlarda hiç boşluk kalmadığına göre kullanılan kartonların uzun kenarları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın arkadaşlar. 12'ye 5'i kullansak. 60 12'nin katı. 48 ee, 5'in katı değil ama 48 12'nin katı 65'in katı oldu. Peki 24 48'in katı ama 8 60'ın katı değil. Ters çevirelim. 24 60'ın katı da değil. O zaman bakın bu olamaz. A şıkkı olamaz gördünüz mü? A gitti. Devam ediyorum şimdi. B'ye bakalım. 36'ya 12 120. Şimdi 12'yi 36'ya denk getirsek 120'yi de 5'e denk getirsek olur. 24'ü 120'ye denk getirsek olur ama 8'i 36'ya denk getirsek olmaz. Ters çevirsek 24'ü 36'ya denk getirsek 24 36'ya bölünmez. Demek ki B de değil. 240'a 96. 12'yi 240'a denk getirirsek 5'e 96'ya denk getiremeyiz. Ama 5'i 240'a denk getirsek 245'e bölünür. E 96'da 96 12'ye bölünür. Bu sağladı. 24'ü 96'ya denk getirelim. 24 96'ya bölünür. E 8 de 24'e bölünür. 240'a bölünür. Bu da buraya denk geldi. İkisine de uyduğu için cevabımız C şık. Mesela bu D olmaz. Niye olmaz? Çünkü 5'i 90'a denk getir. 12'yi 72'ye denk getir oluyor ama 8'i 72'ye denk getirdiğin zaman 24'ü 90'a denk getiremiyorsun. 24'ü 72'ye denk getirdiğin zaman da 8'i 90'a denk getiremiyorsun bölünmüyor. O yüzden bu da olmadı. Buraya bakalım 24'ü ne yapacağız? 12'ye denk getirelim o zaman 5'i bak bir kere 24 ve 72 diyor. E, 5'i hiçbir şekilde bir yere denk getiremeyiz burada. 5'in katı değil 24 ve 72 bu zaten kafadan olmaz. O yüzden cevabın C şıkkı olduğu zaten armut gibi meydanda arkadaşlar tamam mı? Devam ediyorum 9. soruyla 9. soru arkadaşlar bizim son sorumuz. Artık Ebo Pekon son sorusu konu anlatımda. Güzel bir soru. Güzel de bir ters köşesi var. Beraber okuyalım. Diyor ki uzunluğu 246 metre olan bir yolun iki tarafına da alanı 1 metrekare olan kare biçimindeki özdeş taşlar doğrusal olarak aşağıdaki kurallara göre yerleştiriliyor. Taşlar yolun iki tarafına da karşılıklı olarak aynı şekilde döşenecektir. İlk taş yolun başlangıcından itibaren 5 metre sonra konmuştur. Bak şimdi şuraya yolun başlangıcı diyelim. Şöyle bir tane 5 metre çizelim. Ve kare bir taş koyalım şuraya. Evet ilk taş şöyle yolun 5 metre başından itibaren konmuş. Tamam. Taşların aralarında 3 metre boşluk vardır. Şimdi şurada 3 metre boşluk var. Pardon. Şurada oğlum. Oğlum şöyle yapalım. Şurada 3 metre boşluk var. Sonra bir tane taş geliyor. Sonra 3 metre boşluk var. Bir tane taş geliyor. 3 metre boşluk var. Bir tane taş geliyor. 3 metre boşluk var. Bir tane taş geliyor. 3 metre boşluk var. Böyle gidiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ta tamam. İlk taş be ilk 5 taş sırasıyla sarı, kırmızı, beyaz, kırmızı, sarı. Hmm. Sarı, kırmızı, beyaz, kırmızı, sarı. Sonra Diğer taşlar aynı renk düzeniyle. İşte yine sarıyla devam ediyor. Ondan sonra işte buraya ne geliyor? Kırmızı geliyor. Sonra beyaz geliyor falan gibi. Bu şekilde gidiyor. Buna göre yol boyunca iki tarafa yerleştirilen kenar taşlarından kaç tanesi sarı ile boyanmıştır diye soruyor. Bakın bundan yolun karşısında da var arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle karşıda da var. Bir tanesini bulup iki ile falan çarpabilir. Zaten aynı. Şimdi bir kere buranın tamamı bir yol 246 metre. Bu 5'i dışarıda bırakırsak 241 metre. Şimdi buradaki her bir taşın genişliği 1 metre. Çünkü her bir taş 1 metre kare. Genişliği de 1, uzunluğu da 1. E burada da 3 metre boşluk var. O zaman taş artı, taş artı boşluk, taş artı boşluk toplamda 4 metre yapıyor. 3 metre boşluk, 1 metre de taş. Şimdi 241 metre var elimizde. 246 ama 5'ini başlangıca çıktık. Bunu 4'e bölersek arkadaşlar 60 tane taş olur. 1 1 metrede kalır. Şimdi 60 tane taş olması demek ne demek? 60 tane taş olması. Şimdi bir gruba baktığınız zaman sarı, kırmızı, beyaz, kırmızı, pardon, sarı, kırm e, sarı, kırmızı, beyaz kırmızı, sarı. Evet. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Bir grupta kaç tane taş var? Bir grupta 5 tane taş var. E o zaman 60 tane taş kaç tane grup demek? 60 bölü 5'ten 12 tane grup demek. E her bir grupta kaç tane sarı var? 2 tane. O zaman 12 çarpı 2'den 24 tane sarı demek. 24 tane sarı yukarıda var. Bak 24 sarı burada var arkadaşlar. 24 tane sarı da aynı şekilde yolun aşağısında var. 24 artı 24'ten 48 tane sarı. Normalde şıklarda 48 de var ama cevap 48 değil. Çünkü şurada arta kalan bir bizim için çok önemli. Arkadaşlar en son 1 santim 1 metre daha doğrusu arta kalıyor ya 241 metreden. Her bir taşta 1 metre olduğu için bu 240'ta tam grup bittiği için diğer grupta sarıyla başladığı için en sona bir tane daha sarı. Aynı şekilde buraya da hani boşlukla bitiyor ya bak e, taş boşluk, taş boşluk, taş boşluk, en son taş boşluk. Şimdi buraya bir de bir metrelik sarı taşı koyduğunuz anda ahanda bir taş buradan, buraya da bir sarı taşı koyun, bir sarı taş da buradan. Yani toplamda o birer artık her yolun en sonundaki bir metrelik artıklara da birer sarı taş koyarsak iki sarı da buradan gelir ve toplamda 50 tane sarı yapar, 50 sarı. Cevabımız D şıkkı. Bence çok güzel bir soru. Hatta hemen yıldızımı alıp peşinen bu soruya yıldızımı atıyorum. Güzel bir soru. Son kısmı biraz yanıltıcı. Yanıltıcı demeyeyim de ters köşe sorulardan bir tanesi. 6 da güzel bir soruydu arkadaşlar. 4 bence öğretici çok şey katan sorulardan bir tanesiydi. Aynı şekilde iki de bunun klasiğini çözmüştük. Yeni nesile dönmüş şeklini de AYT'de nasıl yeni nesil sordun, sorulur sorusunun cevabını da bize aslında gösterir nitelikte sorulardan bir tanesi oluyordu. Evet geçmiş olsun. Ne demiştik en başta? EBOB, EKOA ön yargıları kıracağız demiştik. Bilmiyorum ön yargılarınız kırıldı mı? Ama en azından şunu görebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Ebob ekok aslında o kadar da sizin za e tahmin ettiğiniz gibi, zannettiğiniz gibi aşırı zor, yapılmayacak böyle çok e, karmaşık hiç kalem oynatılamayacak kadar falan bir konu olmadığını kendine göstermiştir diye düşünüyorum. 16. günün ikinci videosuna tikimi attım. Efficionado testi ödevinizi de yaptığınız takdirde EBOB EKO'a noktayı koymuş olacaksınız. Ve arkadaşlar Şafak Sayar'da bir günün daha üstünü çizmekle artık övünebiliriz. 16. güne gelelim. 16. günü de böylece bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki gün ne yapacağız? Artık denklem ve eşitsizlik sistemleri kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Hemen benimle şöyle bir kamp programınızı bir açın. Yarın yani 17. gün 1 ve 2 bilinmeyen yani denklemlere geçeceğiz. 4 dersimiz var orada da. Sonra basit eşitsizlikler. Artık biraz daha böyle ee, nasıl diyeyim. ...daha cebirselliğin ön planda olduğu... ...daha böyle yeni nesil soruların daha net olduğu... ...şimdi Ebo Pekok'ta bölüne bölüne de ...daha şeyler vardı. Böyle klasik diyebileceğimiz sorular vardı. Neredeyse TYT sorularını çözdüğümüz kadar... ...AYT sorularını da çözdük farkında mısınız? Ama artık e, 1 ve 2 bilinmeyen... ...denklemlerde, eşitsizliklerde, mutlak değerde... ...üstü köklülerde... ...bildiğiniz TYT'nin dibine... ...yeni nesilin, beceri temelli soruların... ...dibine vurmuş olacağız arkadaşlar. 17. günde 1 ve 2 bilinmeyen... ...denklemlerde görüşmek üzere... Hepinizi çok seviyorum. Ödevlerinizi bitirip gelin diyorum. Sizi tekrardan çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.